İyi akşamlar efendim. Malatya Vuslat TV ekranlarından merhabalar takvimleriniz 31 Ağustos çarşamba günü gösterirken bizler de ana haber bültenimizde huzurlarınızdayız ve Malatya gündeminde yaşanan önemli gelişmeleri sizlere aktaracağız. Arslan öyü 26 Temmuz 2021 tarihinde UNESCO Dünya Kültür Miras listesine alınmıştı. Ancak sadece Madatya değil ülkemiz hatta dünya için büyük bir değere sahip bu kültür varlığına yeterince sahip çıkılmıyor mu soruları gündemde. Öyle ki binlerce turist ağırlandığını iddia eden İl Kültür Turizm Müdürlüğü karşılama merkezi için geçen bunca zamandır bir çivi dahi çakmadı. Dünya tarihi için büyük öneme sahip Arslantepe Höyü bir zamanlar dillerden düşmüyorken, şimdi İlk Kültür ve Turizm Müdürlüğü başta olmak üzere Bakanlık tarafından kaderine mi terk edildi? Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan Arslantepe Höyü, 2014'te UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesindeyken, 26 Temmuz 2021 tarihinde Kalıcı Listeye alınmıştı. Türkiye'de UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine giren 19. eser Arslan Tepe elbette ki kültür turizmi açısından dünyanın her yerinden turist ağırlıyor. Şimdiye kadarki kesin olmayan verilere göre de bu mirasın binlerce kişiye ağırladığı iddia ediliyor. Ancak nerede ve nasıl karşılandığı hep bir muamma. Malatya böylesine önemli bir değere sahipken, il dışından ve farklı ülkelerden kültür ve tarih meraklılarının gözbebeği olması konumundayken kaderine terk edilmiş bir vaziyette Arslan öyü. Akıllarda soru işareti uyandıran en önemli konuysa 2010 yılından bu yana, yani tam 12 yıldır ziyaretçi ağırlayan bu miras için tek bir çalışmaya bile başlanamaması. Diyelim ki geçici listedeyken bunun garantiye alınması için beklendi. Peki bir yıldır UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine giren Arslan Tepe Öyü için neden bir karşılama merkezi yapılmadı? Yapılıp hizmete açılması bir yana dursun, bir çivi dahi çakılamadı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün bu konu üzerinde durmaması ve seyirci kalması hayretle karşılanıyor. Karşılama merkezi şöyle duru versin, en zaruri ihtiyaçların karşılanması için bir lavabo, en azından gelen misafirlerin su, çay, kahve içebileceği ya da oturup dinlenebilecekleri bir yer dahi yapılamadı. Bir yıl gibi uzun bir sürede bu kadar basit ihtiyaçlara yanıt verilememesi büyük eleştiri ve tepkilere neden oluyor. Kültür Turizm Bakanlığı tarafından yer tespiti yapılmasına rağmen Malatya'daki muhataplar yani İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü neden bir çalışma başlatamadı ve bunun için yeterince önem verip böylesine değerli bir varlığı bir kenara attı? İşte bunun cevabı ise merak konusu oldu. Şimdi Malatya kamuoyu adına soruyoruz. Değerli İl Kültür ve Turizm Müdürü makamında otururken bu konuyla ilgili hiçbir soruyla karşılaşmadım ki Aslantepe Höyü'nü unuttu. Geçen bunca zaman yapılması gereken yazışmalar ve çalışmalarla ilgili ne bir açıklama ne de bir icraatte bulunmadı.